Merhaba arkadaşlar. Bugün Jaybird'ün X3 sporcu kulaklığını, kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Aynı zamanda kurulumunu da yapacağız. Jaybird sporcu kulaklıkları içinde en iyilerinden birisi diyebilirim. Benim eski kulaklığım Bose Sound Sport'tu ve Bose Sound Sport'un o meşhur problemi bütün üzerindeki plastikler yırtıldı, döküldü. Ve son olarak da sol taraftan ses gelmemeye başlayınca artık değiştirmenin zamanı gelmişti. O yüzden Jaybird X3'e geçme zamanı. Şimdi beraber açılışını yapalım ve ilk kurulumunu da yapmış olalım. Böyle güzel bir kutuyla geliyor. Gördüğünüz gibi. İlginç bir şekilde hem kulak üstü hem kulak altı şeklinde bağlantıları var. Güzel bir seçenek sunmuşlar. Burada böyle bir saydam paketin altında. Şunu açalım. Şöyle yaparsak çıkacak. Evet. Evet, ilk başta kulaklığımız burada. Bunu şöyle koyalım. İçeriği, kutu içeriğine bakalım. Çok güzel bir çantası var. Burada da bir kitapçık, bir tane kurulum kitapçığı ve de normal işte garanti vesaire ıvır zıvır şeyler var. Çok güzel bir çanta yapmışlar. Şu şekilde bastırdığın zaman pıt diye ağzı açılıyor, bıraktığın zaman kapanıyor. Yani öyle fermuarla falan uğraşmıyorsunuz. İçeriğine gelelim. Evet, böyle bir şarj aleti var. Buna birazdan geleceğim. Bu maalesef bu kulaklığın kötü yanlarından birisi. İyi yanlarından birisi ise siz kendi vücudunuza, kafanıza, kulağınıza göre birçok kişiselleştirme şansınız var. Bunlar kulak içi tutucuları, boy boy, kulağınızın içinin boyutuna göre. Bunlar hafızalı sünger dediğimiz tamamen Jaybird'e özel bir kulaklık giriş şeyleri. Bunlar denemedim. Comply Premium diye geçiyor. Çok güzel ses izolasyonu yaptığı söyleniyor. Deneyeceğiz. Yine normal silikon kulak parçaları var. Bunlar da yine kulağınızın deliğinin yapısına göre kullanabileceğiniz şeyler. Başka da bir şey yok. Böyle güzel bir çantamız var. Şimdi kulaklığımızı alalım. Güzel paketlemişler. Şöyle. Açalım. Evet. Karışmayan yassı kabloyla beraber geliyor. Gayet şık bir tasarımı var. Gördüğünüz gibi. Bu beyaz rengi, kırmızısı ve siyahı da vardı. Türkiye'de bulabilecek en ucuz fiyata aldım. Ama tabii çok fazla renk seçeneği yoktu ama beyazı da güzel. Şuradan ortadaki tuşa 4 saniye kadar bastığınız zaman açılıyor. Ve açıldığında batarya pil durumunu gösteriyor ve bağlı mı bağlı değil mi, bilgisayara mı bağlı, telefona mı bağlı, bununla ilgili konuşarak bir bilgi veriyor. Gayet güzel. Şimdi bu Jaybird'ün en güçlü yanı uygulaması. Uygulamaya tabii göz atalım. Zaten uygulamayla ilk başta kurulum yapılması öneriliyor. Bluetooth'umuz açık mı? Bluetooth'u açalım ve uygulamayı da kuralım. Şimdi kulaklığı da pair moda getirmemiz lazım. Buradan setup buds diyoruz. Buradan X3 X4 kulaklığımızı seçiyoruz ve pair demeden önce yine buna önce bir kapatacağız.
Kapandı. Şimdi açarken daha uzun süre basılı tutarak pair moda geçmesini sağlayacağız. Şu an pair modda. Buradan da pair'a bastığım zaman location, ne yapacaksa location'ımı okeyledim. Şimdi kulaklığı bulmasını bekleyeceğim. Evet, pair dedim. Ve kulaklık şu an telefonla bağlandı. Burada kulaklığın kulağınıza ayarlanma şekilleriyle alakalı çok güzel şeyler anlatıyor. Yani nasıl ayarlayacağınızı, hangi parçaları nasıl takacağınızı anlatıyor. Bunu geçtikten sonra şurada Go to Dashboard dediğiniz zaman bu Jaybird'ün en güçlü olduğu nokta kişiselleştirme ve ses ayarları. Burada önceden belirlenmiş sporcu kişilerin de kullandığı birçok farklı ön ayar var. Siz de kendi ön ayarınızı yapıp buraya yükleyebiliyorsunuz ve insanlar kullanıyor, size teşekkür ediyor. Burada işte farklı flat, signature, işte Timothy Olsen diye birisi yapmış. Bunu Rory Bozio diye birisi yapmış. Vesaire. Burada farklı şeyler var. Ama bunları Discover More Presets derseniz de diğer insanların yapıp yüklediği birçok farklı ses ön ayarlarını da buradan bulabilirsiniz. Kendiniz isterseniz de böyle bir customization ekranı var. Buradan bas sevenler burayı yükseltir. Tiz sevenler aşağı alır vesaire. Bunları böyle bayağı detaylı, birazcık da herhalde bu işlerden anlayan insanlara göre yapılmış. Ben çok anlamıyorum. Ön ayarlardan birisini kullanacağım herhalde. Ayarlar bu kadar. Bu arayüz güzel bir arayüz. Kulaklığın en sıkıntılı yeri bence bu şarj aleti. Yani keşke bir diğer kulaklıklarda olduğu gibi, mesela Bose'de olduğu gibi normal bir USB kablosuyla şarj edebilseydik ama maalesef böyle bir şey yapmışlar. Bunu buraya takıyorsunuz. Sonra bu parçayı USB'ye bağlıyorsunuz. Yani şu parçayı kaybederseniz tamamdır, bitmiştir. Yani yeniden almanız gerekiyor bu parçadan. O yüzden olmamış. Yani bunu bilerek aldım ben ama çok da seçenek yok sporcu kulaklığı ve bu kadar rahat kullanılan sporcu kulaklıkları içinde. Jaybird hem kaliteli sesten hem de rahatlıktan ödün vermiyor. O yüzden de bunu göz ardı ettik. Yapacak bir şey yok. Fiyat olarak ben 600 liraya aldım. Hepsi buradan. Turkcell'de 500 küsür liraya satılıyor. Ama nakit, sadece peşin tek alabilirsiniz. D&R'da da 650 lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. İncelemem bu kadar. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.